Aşkım, Paris'e hoş geldin. Hoş bulduk. Ben her zaman aldım. Paris'e gelenip de beton suyu mu içtin ya? Hermes'in de resim çektiriyor insanlar. Wish listeymişsin, öyle duydum. VIP'yiz. Wish liste falan durmayız. Yağış çekme. Şanzlıurfa'dayız. Yağmur başladı. Anahtarlar burada, dilekler dilendi. 1, 2, 3. Bye. Beraberiz. Evet, şöyle bir şov. Hepinize merhabalar. Şimdi size nereye gideceğim biliyor musunuz? Yeni bir videoda birlikteyiz. Şimdi yolculuğumuz Paris'e. Çok heyecanlı değil mi? Paris'e gidiyoruz. Evet, uçaktan indik. Şu anda Paris'teyiz. Otele doğru gidiyoruz. Bakalım neler göreceğiz, nasıl bir gün bizi bekliyor. Oteldeyiz, geldik. Şimdi size biraz şöyle otelin girişini göstereceğim. Bu otele bayılıyorum gerçekten. Paris'in en sevdiğim otellerinden biri değil, en sevdiğim. Muhteşem çiçekler. Burası Four Seasons Jorsenk Otel. Burası da zamansız ve ölümsüz bir salon. Muhteşem kahvaltılar ve öğlen yemekleri yeniyor. Tabii ki Jeffy'nin hazırladığı muhteşem çiçekler. Bu çiçekler sürekli değişiyor. Aurora da beni bekliyor. Bakar mısınız şu güzelliği? Evet, şimdi otele geldik. Tabii ki Paris sokaklarına kendimizi atacağız. Bir öğlen yemeği yiyeceğiz. Bakalım nereye gidiyoruz? Öğlen yemeğini en sevdiğim restorana gidiyoruz esasında. Le Avene ismi. Paris'i bilenler biliyordur zaten. Ama rezervasyonumuz yok. Bakalım gideceğiz. Gireriz herhalde. Büyük bir ihtimal gireriz. Çünkü çok yoğun. Rezervasyon almıyorlar. Bu sefer de şansımız yaver gideriz. Öğlen yemeği için en sevdiğim restoranın kapısına doğru yaklaştık. Aşkım, Paris'e hoş geldin. Hoş bulduk. Benim. Aşkım bak, buradaki kızlar çok güzel. Aha. Tamam mı? Garson kızlar. Bütün cazibeni kullan, içeri al bizi. Ben her zaman aldım bizi. Hadi göreyim. Şu an Le Avene'nin önündeyim. Evet, bayağı kalabalık. Çok güzel bir restoran. Neler yiyeceğiz içeride? İçeri girebilecek miyiz? Bakalım, önce ona bir bakalım. İçeri girmiş bulunuyoruz. Uğur'un sayesinde. Niye kestin? Dur, bir dakika. Kesmedim sana. Burada da tanıdığım var sonuçta. Müdürün yanına gittim ve hemen bak, millet kapıda sıra bekliyor. Girdik. Cazibeni kullanmadın yani. Yok canım, tanıdık. Tanıyorlar beni burada da. Çok karnım aç ya. Senin? Valla süper. İnanılmaz bir sıra var en kapıda. En sevdiğim cadde. Kaç kişi kapıdan çevirirler gördüm. Evet. Şurada bak. Şu gördüğünüz binada kocaman bir Dior orası. Yenileniyor. İnşallah bir dahaki sefer geldiğimizde yapılmış olur. Türkiye'deki... Şöyle bakın, insanlar, hanımlar, kadınlar, alışverişler yapılmış. Birkinler bana doğru geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Türkiye'deki erkeklere bir mesaj gönderiyorum. Gönder. Sakın eşlerinizi buraya getirmeyin. Bu caddede belki 12 tane Dior var. Her köşe başı Dior, Starbucks gibi değil mi? Starbucks gibi değil mi? Eğer Dior seviyorlarsa sakın bu sokağa uğramayın. Doğru söylüyorsun. Çok doğru. Bakalım neler yiyeceğiz, ne sipariş vereceğiz. Burada ne yiyeceğimizi biliyoruz esasında. Tabii ki avokado ve green detox juice. Ekmeğin çoğunu yedik. Evet, burada da şöyle bir enginar. Neydi? Kuşkonmazlı peynirli bir salata. Gayet sağlıklı. Memnun musun menüden? Evet, sen green, ben şampanya. Hadi bakalım. Paris'e gelenip de yeşil detoks suyu mu içilir ya? Paris'te şarap içilir, şampanya içilir.
Şampanya ve şarap ülkesi burası. Ama yeşilden vazgeçemiyorum, ne yapayım? Seni Amazon ormanlarına götüreceğim. Amazon ormanları güzel fikir, evet. Bayağı ilgi çekici. Şimdi diğer yemeklerimiz de gelecek, bunları da göstereyim. Evet, burası böyle tatlı bir restoran. Ama burada güzel kızlar servis yapıyorlar, garsonlar. Erkek garson yok. Neredeyse yani çok çok azalıyor, çok nadiren oluyor. Seksi giyimli. Seksi giyimli, aynen öyle. Mini etekli. Mini etekli, mini şortlu. Model güzel kızlar. Kızlar servis yapıyor. Evet, yemekleri çok güzel. Çok güzel bir Fransız restoranı. Öğlen, sabah da gelebilirsiniz. Öğlen de, akşam da. All day açık esasında ama öğlen yemeği olarak çok benim tercih ettiğim, sevdiğim bir restoran. Uğur da çok seviyor. Uçaktan inip direkt kendimizi buraya attık neredeyse. Şu gördüğünüz yeşil fasulye böyle taze, en sevdiğim, ince ince. Gerçekten çok lezzetli. Bu kibrit patates diyorlar, bu Fransız patatesi. Uğur'un bayıldığı ama soğuk geldi galiba, geri gönderecek Uğur. O yine sevdiği etini yiyor. Tam Fransız mutfağı bugün tamamen. Bu da tamamen Fransız balığı. Fransa'ya geldiğinizde ne balığı yiyeceğim diye düşünmeyin. Tamamen sol diye söyleniyor bu balık. Sol fish. Dil balığı olarak geçiyor. Bu balıktan yiyebilirsiniz. Şahane bir balık. Gördüğünüz gibi yemekler çok lezzetli. Şahane bir atmosfer. Evet, Le Avenue'den restorandan çıktık. Şimdi biraz yürüyoruz. Güzeldi yemek. Şanzelize'ye doğru yürüyoruz. Biraz yürüyüş yapıp sonra geleneksel bir krep yemeği düşünüyoruz. Tam bir Fransız krebi. Burada da bir sürü markalar var. Size şöyle göstermek istiyorum. Evet, güzel bir cadde. Ama tabii Şanzelize'nin büyüsü bu ara sokaklarda yok. Ama bakın bütün markalar zilli. Meşhur bir erkek markası orada, Tom Ford var. Çok tatlı bir binası var Tom Ford'un, bakın. Aşkım bak, Tom Ford'un binası çok tatlı. Hmm, çok şeker. Çok güzel. Benim markaya doğru odaklanıyorum ben, yaklaşıyoruz. Acaba ne? Neye gidiyorum ben, neye koşuyorum? Mücevher markası değil hayatım benim markam, Kaşıkçı. Kaşık Çatal, Christoffel, kapalı. En sevdiğim Kaşık Çatal, her şey. Muhteşem. Vay vay vay. Tabii ki açık olduğu an geleceğim. Çok sevdiğim bir marka. Ayrıca takılar da yapıyor. Şu kaşık çatal bıçakları biliyorsunuzdur benden. Aldım onlardan. Burada şu anda Celine markası bayağı bir uçuyor. Daha önce bir tane falan vardı, şimdi adım başı neredeyse görüyorum diyor kadar. Evet, hızlıca. Şurada da meşhur şu köşedeki mağazayı görüyor musunuz? Hermes. Evet, güzel bir dükkan. Gerçekten çok güzel. Çok satan var. Şık bir mağaza. İşlis diye bir tane üç kağıt var. Parayı anlatsana. 2 yıl bekletiyor. Anlatsana. Bir çantayı 10 bin... Kaç paraya satıyorlar? Bak, Hermes'in de resim çektiriyor insanlar. Bakar mısınız? Resim çektiriyor insanlar. Uğur dalga geçiyor bu markayla. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Wishlist ne demek, bin, anlat. 250 bin liraya çanta satıyor. Ama kuyruk var kapısında bak. Her zaman olduğu gibi. Evet. Sonra diyor ki yok diyor. Almıyorlar, yalandan içeri. Yok diyor tabi. Wishlist diye yani istek listesi diye listeye koyuyor seni. Hı hı. 2 sene bekliyorsun çantayı almak için. Çanta kara borsa. Aha, böyle bir durum. Bir şey söyleyeceğim, sen de wishlist demişsin, öyle duydum, doğru mu? Yok, biz VIP'yiz. Wishlist'te falan durmayız. İstediğimiz vakit bir çat kapı aldık, bak kolunda taşıyorsun. Dur göstereyim, millete de görsün. Ah. Ah. Yağ çekme. Ah, yağ çekme. Öyle wishlist mişlist numarasını yemem ben. Wishlist demişsin, öyle duyduk. Yok, ben bestlist'teyim. Evet, Şanzelize'ye doğru yaklaşıyoruz. Evet, şu koskocaman binayı göstereceğim size. Fransız markası Louis Vuitton. Gerçi artık mücevherleri bile çıktı, parfümleri bile var. Yok yoku. Mağazayı göstereceğim size şöyle dıştan. İçine girmeyi düşünmüyorum. İnanılmaz kalabalık oluyor her zaman. Kuyruk, fazla kuyruk oluyor. Bakayım var mı bilmiyorum. Göreceğiz. Tabii ki var. Evet, size göstermek istiyorum bunu gerçekten. Bakın mağaza bu, görüyorsunuz. Kocaman bir Louis Vuitton mağazası. Kapısı bu. Kuyruk da şöyle.
bedava değil bu çanta. Bu çantalar burada bedava değil, inanılmaz pahalı. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz bir kuyruk. Şanzelize'deyiz. Uğur nerede? Uğur burada. Kocaman bir yanında yine Dior. Baksanıza tepesine yıldızı var, inanılmaz şık ve güzel. Çok güzel bir mağaza oluyor. Burası yapılıyor şu anda. Şanzelize Caddesi'ndeyiz. Çok geniş ve güzel bir cadde. Şanzelize'deyiz. Evet, harika, gerçekten çok güzel. Şöyle, evet, muhteşem bir cadde. Bakın şurada karşıda Lido var, görüyor musunuz? Lido de Paris yazıyor. Güzel bir kabere orası. Ama içeride çekim yaptırmıyorlar bildiğim kadarıyla. Daha önce gitmiştim birkaç kere. Keşke yapabilsem. Ama girerken gösteririm size. Uğur'a krep bulmam lazım. Ben şimdi bir şey söylemek istiyorum. Biz Los Angeles'ta da çekmiştik sırayı. Louis Vuitton sırasını. Ya böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ekmek peynir sırası değil. Ben röportaj yapacağım bunlarla. Ne bekliyorsunuz burada diye. Bedava bu dağıtıyorlar kardeşim. Bu ne ya? Ya böyle bir... Ya bu jenerasyonu... Hayır, bu jenerasyonu anlamayan, yeni dünyayı anlamayan herkese buradan gelsin. Evet, yani böyle bir sıra olur mu ya? I will make interview. Dur, soru soracağım. Hi, do you speak English? Yes, I do. So what are you waiting here? We have a YouTube channel, so are we doing it for what? For the bag? For the shoes? Bag. How many minutes you are waiting? 30 minutes. 20? 20, 30? Good I want to show. Good luck. Burada bekleyenleri görüyoruz. Şimdi sevgili kardeşlerimizle de konuşacağız. Selamun aleyküm. Kelime arabi? Leynin te? Saudi? Evet. Okay. NFL Türkiye. Seveynin YouTube. Kim sağ ente haun? Vahet maşallah. Leyş. Eşi ente? Foto çekebilirim. Tabii olur. Yeah, who are you? Leyş. Yeah, she's very famous. Yeah. In Turkey. She's the Miss Turkey. Celebrity, yeah. In Turkey. So, Leyş ente haun? Shoe? Okay. Buy? What do you buy? What are you gonna buy? You buy for me? No, I don't buy for her. I will buy for her. What? Yeah, she's my wife. Yeah. Okay. So, okay. We are making an interview. Yeah, yeah, because she's always buying, you know, Hermes, everything. So I want to say, how long you are going? Her name is Ebru. Ebru. You are from Jeddah or Riyadh? Jeddah. Gayr. Yeah, I know Jeddah. Thank you. İstanbul. İstanbul. Good luck. Bir saat bekleyeceklermiş bir arkadaşlar. Bir saat bekleyecekler. Okay, görüşürüz. Bay bay. Bir saat ya. Bir saat. Bana bir milyon dolar verseler bir saat şu kapital sistemin oyunu için bekler miyim ya? Ya şöyle Suudi Arabistan Cidde'den gelmiş kadın. Bir saat kadar beklerim diyor çanta alacağım. Bu da Phuket restorantı. Araplar meşhur etti. Ünlü Şanzelize'deki. Böcekçi. Ebru'cum buraları tuttuktu. Ben 16 yaşında geziyordum buralarda. Burada yok, değişmeyen tamam, tek şey. Burada yok, değişmeyen hayır. Tek şey. Burada değişmeyen tek şey. İki yer var değişmeyen burada bak. 20 yıldır. Peki. Bir tanesi Sephora. Bir tanesi Phuket. Benim de favorim burada krem. Ben kremimi yerim. İşte burada çok ya. Çok yürümedik Phuket. Evet burada krep yapılıyor. Comment ça va? Bonjour. Krep. Yana krep? Tamam. Yana krep? Je vois deux crêpes avec Nutella, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. Nutella'lı. Nutella'lı. Evet. Ama Nutella göremiyorum. Ama 13 euro. Espèce. Dur bakalım, çıkacak mı? Phuket'ten alıyoruz yani, aşk olsun. Enough. Vay be, krebi yiyoruz vallahi. Bol çikolatalı benim az. Tamam aşkım. Zaten çok da koymadı. Hangisiydi? Alttaki, gözümden kaçmaz. Güzel değil mi? Harika. Ben güzel de yiyeceğim. Mi? Ben çekeyim seni. Louis Vuitton'da bir saat sonra bekliyorlar. Ya yok beklemiyoruz, biz taktık kafayı. Ya insan gerçekten ben beklemedim hiç. Sen değil, insanlar bekliyor. Gerçekten Fransa'ya gelip de krep yemeden dönmeyin. Muhakkak yiyin. Çok güzel yapıyorlar. Krep onların işi. Krep süzeti biliyorsunuzdur. Fransız tatlılarından en meşhur zaten. Krep öyle yayılmış hatta. Ama
Gerçekten çok lezzetli. Uğur gömdü, gömdü. Lady Diana'nın şeyi bu, evet. Vay, ne tatlı. Lady Diana'yı anıyorlar burada. Herkes bir kilit, anahtarlık gibi bir şey takıyor. Tabii o kadar krebi yedikten sonra, krebi diyorum yedikten sonra biraz şöyle yürüyelim değil mi hayatım? Bunun şeyini biliyor musun, anlamını bu kilitleri? Anmak için, Lady Diana'yı anmak için kilit ya da anahtarlık takıldığını biliyorum ama. Yok, burada köprüde de öyle. Sevgililer, çiftler takıyorlar, sevgililerini beraberiz diye kilitliyorlar birbirlerini. Buraya da tarihlerini yazıp kapatıyorlar. Burada böyle moda oldu. Şehrin üstünde de bütün Seine'nin üstündeki köprülerde de var. Roma'daki gibi yani. Ha, aynen, evet, böyle. İtalya'daki bu köprü, üst geçidin altı. Aşağıda trafik kazası oldu ve rahmetli oldu. Rahmetli oldu. Evet, evet, tam öldüğü yer bunun söyleme, altı. Söyleme söyleme, tamam, tamam. Onun için buraya bir anı getiren. Ben çok büyük hayranıyım onun, biliyorsun. Çok evet, seviyorum. Evet ama burada bir sevgi, sevgi seli var yani. Daha sonra da Eyfel'in ışıkları yanacak. Evet. Bir akşam, ben senden şey istiyorum hayatım. Akşam ha, bir Eyfel turu tamam, yaparız değil mi? Evet, yani güzel normalde olur. 7'de yanıyor. Az sonra yanacak. Az sonra yanar. Biz şöyle gerçekten sonbaharda yani Paris'e gelinmesi gerekir değil mi? Mesela şurayı Paris gösterelim. Aşk şehri. Aşk şehri. Evet. Öyle. Evet, buraya gelip muhakkak bir fotoğraf çektiriyor herkes değil mi? Şöyle. Öyle bir şey var yani. Geçen ay burada çekindik. Evet ama çok güzeldi. Tamam, çekti. O fotoğraf harikaydı. Ben şimdi biraz yol yorgunum. O evlilik yıl dönümüydü. Bu ne? Evet, şöyle bir köprü var. İnsanlar fotoğraf çekiliyor burada. Yağmur başladı. Evet, biliyorum bunu. It kills me from within. Your voice is like an arrow. How much? Combien? Ça. Ça. This phone for euro. Yeah. Can I keep your pen right and bring it? Yazıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi aşkımızı buraya yazacağız. Evet. Herkesi buraya kilitleyeceğiz. Senin benim tarihini de yazacağız. Kimse dokunmuyor. Yıllarca kalıyor burada. Kalıyor, kalıyor. Ya arkadaşın birileri falan gelirse dersin buraya gelin bakın diye. Evet, Uğur kilidi aldı. Bakalım. Şimdi adımızı yazıp biz de Eyfel'in altına koyacağız. İlk defa yapıyorum. Böyle bir şey yapmadım daha önce. Sen benim adımı yazıyorsun, ben senin. Lütfen yapalım. Yes. Yazdım. Ben de yazıyorum. Tutmayacak mıydın? Yok. Yarına. Tamam. Bugün en kötü. Bugün 22'si. 22. 10. 2021. Şuraya da yazabilirim. 22 10 21 Aç kilidi. Açtık. Nereye istersin? Açtın. Tam Eyfel Kulesi'nin altı olsun hadi. Şurası güzel. Ha? Şurası güzel. Bak boş. Şuna mı? Aha. Şuraya mı? Evet. Tamam mı? Takıyorum. Tak. Bence şuna takalım. Simon Jordan. Taktım. Daha şu taraftan takayım. Bağlıyorum. Gel beraber. Hadi bağla. Ver elini. Hah, beraber. Aynen. Bağladık. Bir dilek tut. Tuttum. At bakalım bir sen dakika. Yerine. Bir saniye dur. Bir heyecan yapma. Bir sakin. Şöyle bir anahtarı elimize alalım ikimiz birden. Bir Eyfel'i görelim. Vay, tam Eyfel'in altındayız. Seine'nin üstünde. Dileğimizi diledik mi? Diledik.
Anahtarlar burada, dilekler dönemde. Atıyoruz şimdi ama dur, atarken gösteriyorum. 1, 2, 3. Gitti. Bye bye. Beraber. Üçüncüyü. Gitti, çok güzel. Nerede kilidimiz? Kilidimize bakalım. Ay çok tatlı. Evet, Louis Vuitton boşalmış. Akşam saat şu anda 9 tabii. 7'de, 8'de kapanıyor buralar. Dolayısıyla boşalmış ve rahatlamış görüyorsunuz. Şimdi bir kabareye gidiyoruz, Lido'ya. Esasında Paris klasiği bu Lido. Çok eski bir kabare. Bakalım değişmiş mi, nasıl? Çok merak ediyorum. Paris caddeleri, Şanzelize, çok güzel, gerçekten muhteşem. Akşamı başka güzel, içeri giriyoruz. Bu şovda içeride çekim yapmak normalde yasak. Bakalım bir şeyler çekebilir miyiz bilmiyorum ama bizim sanmıyorum çekeceğimizi. Biz şöyle kendimizi çekelim, bir de şöyle şu şeyi gösterelim. Bak 16 Eylül'de başlamıştı. Evet. 16 Eylül'de başlamıştı. Evet, şöyle bir şov. Şu görüntü güzel oluyor. Süper, magnifique. 4 fois avec un petit cri vers le haut. En bas. En bas. En bas. En bas. Pas de charge vers la droite. On trotte avec la porte dans les mains, bien sûr. Là, il faut trotter. Et tchik tchik. Bakalım nasıl bir şov göreceğiz. İçeride çektiriyorlarmış, bilmiyorum. Tam şov esnasında çekebilecek miyim? Ondan emin değilim ama daha önce çektirmiyorlardı. Şimdi baktım herkes bir şeyler çekiyor. Ama benim elimde kamerayı gören herkes bana baktı şu anda. İnşallah sorun olmaz. Siyah çok yakışıyor sana ya. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Lido Show bitti. Tabii çekemedim ben. Çünkü yasaktı. Sadece sonunu 75. yılı olduğu için öyle bir pasta çıkardılar. Onu çekebildik. Nasıl buldun hayatım? Muhteşem bir sahne gösterisi. İnanılmaz bir show. Yani ilk yapıldığı günden bugünü de gösterdiler. 75 sene geçmiş yani. İnanılmaz. Eskilerde çok etkileyici. Yarım ve çeyrek asır diyebiliriz. Evet, evet. Eskilerden beri. 75 yıldır bu show yapılıyor. Muhteşem. İnanılmaz sahne sanatı. Görsel şölen. Sahne gösterisi. Yani muhteşem, muhteşem. Yarın da Monar Jet'in. Evet, Paris'e gelen herkes, Paris'e gelen herkes Lido'ya gelsin derim ben buradan söyleyeyim vallahi. Çok güzel. Benim herhalde üçüncü izleyişim falan. Ama İnan şey her var. Seferinde çok etkileyici ve çok güzel gerçekten. Kıskanç kadınlar eşleriyle gelmesinler. Çok... Niye ya? Bence çok keyifli. Öyle mi diyorsun? Hiç öyle düşünme. Bence muhteşem. Herkes gelsin. Hatta yanlış bilmiyorsam öyle hatırlıyorum. 13 artı çocuklar da 13 yaşındaki çocuklar 13 artı gelebiliyor. Yine de araştırırız. Çok güzel görüntü, gerçekten harika. Muhteşem. It's so hard to see you when you are with him. It's so hard to hear you.